20 gün önce 105 milyon liraya 3 söndürme helikopteri kiraladığı ortaya çıktı. Türk Hava Kurumu'nun iki uçağının tamiri için 38 milyon gerekiyor açıklaması var. Eski, eski Türk Hava Kurumu Başkanı Karakuş Sözcü'ye konuştu. 2002'de 19 yangın söndürme uçağı vardı diyor. 3 uçak devamlı devreye gezerdi. İhalede kabul görmediği için uçaklar 2,5 senedir uçmuyor. Kayyum pilotları çıkarmış açıklaması var. 2002 yılında Türk Hava Kurumu'nun 19 söndürme uçağı vardı açıklamasını yapıyor. Eski Türk Hava Kurumu Başkanı Karakuş sözcüye konuşmuş ve detaylarda bu şekilde ele alınmış görünüyor. Devam edelim sevgili izleyenler gazetenin ön sayfasında Manavgat'ta iki can daha gitti başlığı var. Bodrum alev alev diyor. Antalya Manavgat'taki orman yangınlarından yine acı haber geldi. Yangına müdahale eden orman işçileri Erdal Tovka ve Yaşar Cimbaş alevlerin arasında kalarak can verdi. Yangındaki can kaybı 5'e yükseldi. Yanıyoruz kurtarın açıklaması var. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek Çarşamba gününden beri yanan Manavgat için herkese çağrı yaptı. Yanıyoruz. beş canımızdan olduk. Ormanlar, ormanda canlar yanıyor. Bizi Antalya'yı ve Manavgat'ı kurtarın diyor Muhittin Böcek. Düzensiz göç bir istiladır açıklaması var. MHP lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı çıkış. Bahçeli Son günlerde yine gündem olan Suriyeli ve Afgan göçüyle ilgili konuştu. Bayram için kendi ülkelerine gidebilenlerin geri dönülmelerine de lüzum yoktur. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Demografik yapımıza kumpastır. Ve burada kalmaları mümkün değildir. Sınır illerimizde şikayetler üst üste diyor. Bahçeli bu konuyu ele alıyor. Düzensiz göç bir istiladır diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den yapılan açıklama işte bu yönde. İzmirli depremzedelerin isyanı var. Ev yok, dert çok diyorlar. Depremzedeler gün doğdu meydanında toplandılar. 119 kişinin ölümüne 79 bin evin hasar görmesine neden olan 6.9'luk İzmir depreminin üzerinden tam 9 ay geçti. Depremzedeler dün eylem yaptılar. Yıkılan evlerinin yenisinin yapılması için ortalama 450 bin lira istendiğini söylediler ve dün eylemdeydi İzmirli depremzedeler gün doğdu meydanında toplandılar. Siyasetin sıcak günden başlığı Türkiye'ye göç akını dedik sevgili izleyenler. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları Sözcü Gazetesi'nin ön sayfasında yer alıyor. Düzensiz göç bir istiladır diyor Bahçeli. Detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Bayram nedeniyle ülkelerine giden göçmenler için bir çağrıda da bulundu Bahçeli Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Bayram nedeniyle ülkelerine gidenlerin geri dönüşlerine de lüzum yoktur. Afganistan'dan Türkiye'ye uzanan göç dalgası sürüyor. Günlerdir Türkiye Afgan göçünü tartışıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den istila çıkışı geldi. Bahçeli'nin açıklamaları AKP'li bakan ve vekillerin açıklamalarının tam tersi yöndeydi ülke olarak demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Nüfus istikbalimizi korumak mecburiyetindeyiz. Suriyeliler bize emanettir. Ama ila nihaye burada kalmaları mümkün değildir. Kimsenin Türkiye'de içtiği bir tas çorba eksilmedi hamdolsun. Ve ekonomiye de katkıları var. Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin. Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker. Afganistan'dan gelen yoğun göç dalgasına karşı iktidar yetkilileri sessizliğini korurken Bahçeli rakamlar vererek konuştu Türk Gün Gazetesi'ne. Demografik yapımıza kumpas sözleri dikkat çekiciydi. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Demografik yapımıza kumpastır. Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekmektedir. Tehlike alem verici düzeydedir. Yapılan tahminler kapsamında ifade edersem yakın gelecekte 1.25 milyon Afgan'ın İran'a, 1.2 milyonun Afgan'ınsa Pakistan'a geçmesi bekleniyor. Gaziantep sanayisine gidin. 100 binlerce insan. En ağır işlerde çalışıyorlar, en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar. Bu adamlar çalışıyorlar. Sırmacıların kontrol ve denetimden uzak şekilde istedikleri yerlere gidip yerleşmelerine bir sınır getirmeliyiz. İstanbul'da sıkıntı vardır. Kilis ve Gaziantep başta olmak üzere sınır il ve ilçelerimizde şikayetler üst düzeydedir. Bir yandan AKP kurmaylarından gelen göçmenler sanayiyi ayakta tutuyor, Suriyeliler giderse Türkiye ekonomisi çöker açıklamaları. Diğer yandan Bahçeli'nin göçmenlerle ilgili çıkışı ve uyarıları. Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi mi yaşanıyor yorumlarına neden oldu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'ün Milli Gazete'de kaleme aldığı yazı parti içindeki çatlak iddialarını gündeme getirmişti sevgili izleyenler. Zira Asil Türk o yazıda partiye mesaj vererek bana itaat edeceğinize söz vermiştiniz dedi. O yazı Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu'na soruldu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'ün Erdoğan'la yakınlaşması sonrası verdiği mesajlar sık sık gündeme geldi. Asil Türk son olarak Milli Gazete'de kaleme aldığı yazıda da parti içine dönük mesajlarına devam etti, dikkat çekici ifadeler kullandı. Milli Görüş Toplumunun hizmetini yüklenme görevi Erbakan hocamızdan sonra bana teklif edildiğinde bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim. Sizden inançlarımıza uygun bir şey istersem itaat edeceğinize söz veriyor musunuz dedim. Bu talebime yanıt olarak o toplantıya katılanların tamamı evet sen bizden zaten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun kabul ediyoruz dediler. Asil Türk'ün bu ifadelerinden sonra gözler Saadet Partisi lideri Temel Karamallıoğlu'na çevrildi. Sık sık parti içi çatlak iddialarını yalanlayan Karamallıoğlu'na bu kez Asil Türk'ün son yazısı soruldu. Saadet lideri bahsedilen toplantıda bulunmadığını söyledi. Oğuzhan Bey'in o yazısında bahsettiği toplantıda ben bulunmadım. Bir şey diyemem, toplantının başında vardım. Konuşma yaptım, çıktım. Kendisinin zihninden bunlar geçebilir. Biz Oğuzhan Bey ile küs değiliz, kendisiyle konuşuyoruz da. Yakında istişare kurulu toplantımız olacak. O zaman bu meseleler konuşulur. Asil Türk'ün Cumhur İttifakı'na yönelik bir tercih yapmadığının da altını çizdi Karamollaoğlu. Herhangi bir tercihte bulunduğunu bugüne kadar kimseye deklare etmedi dedi. Bizim sistemimiz belli. Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı elbette kendi menfaati için bazı girişimlerde bulunur. Oğuzhan Bey bu konuda herhangi bir tercihte bulunduğunu bugüne kadar kimseye deklare etmedi. Öyle arada acaba bir fitne çıkarabilir miyiz? Acaba bir karışıklık olur mu? Şöyle söylendi ama biz bunu şöyle teyil edebilir miyiz gibi Bence yorumları bir kenara bırakın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Öze Dönüş Platformu Temmuz ayı toplantısında konuştu. Konuşmasının büyük çoğunluğunu gençlere ayırdı Kılıçdaroğlu. İmam Hatip'ten mezun olan, ilahiyattan mezun olan